Gelibolu'da Fener Tepesi'ne giderken sağ taraftan sahile inen yolun üzerinde etrafı alçak duvarlarla çevrili denizin tam karşısında bir yer dikkatimizi çeker. Burada Yazıcızade Mehmet Efendi'nin çilehanesi bulunmaktadır. Çilehaneye girerken bizi ilk olarak gördüğümüz bu dost karşıladı. Sonra da çilehanenin iç kısımlarını gezip görmeye başlıyoruz. Burada gönüllü bir görevli çevreyi temizlemekte ve gelenlere refakat etmekte, soranlara bilgi vermektedir ve insanlardan gönüllerinden ne koparsa diye de ilave etmektedir. Aklınızda olsun. Tasavvuf yoluna girenlerin manevi olgunluğa ulaşmak için insanlardan ayrılıp küçük bir odada yalnız Allah'ı düşünmek, ona ibadet etmek, onun sinirlerini anmak, susmak, az yemek, az içmek gibi uygulamalar ile zihnin Allah düşüncesine yoğunlaşma yeteneği elde etmesinin sağlandığı anlatılır. Bu uygulamanın temelinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik gelmeden önceki Hira mağarasında bir süre insanlardan uzak kalması, yine onun Ramazan ayının son 10 gününde itikafa çekilmesi esas alınmıştır. Yazıcızade Mehmet Efendi çilehanedeyken rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördüğünü ve kendisinin onu anlatan bir eser yazmasını istediğini belirtir. Ve 7 yılda Muhammediye adlı eserini yazıp 1449 yılında burada tamamladığı anlatılır. Evet. Bak, burası iki kardeşin çilhanesi. Abisi Mehmedi Bican Efendi, kardeşi de Ahmedi Bican Efendi. Hı. Gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i abisi görüyor, Mehmedi Bican Efendi. Hı. Ona Muhammediye'yi yazmayı emretmiş. O da burasını uygun görüyor, bu kayayı. Kardeşinle beraber oymuş burayı bunlar. İki oda yapmışlar içeride. Abisi Mehmedi Bican Efendi sene 1442-49, 7 yıl zarfında her gün gelip burada gündüz Muhammediye kitabını yazmış. Sabah giriyor içeri, akşam çıkıyor. Her gelişinde de içeride bir tek zeytin yermiş sadece. Çünkü bunlar ermiş kişi olduğu için ermişler bir şey yemez. Bunları melekler doyuruyor. O zeytin çekirdeğini kalem gibi kullanıp Muhammediye kitabını yazmış burada içeride. Sene 1442-49. 7 yılı tamamlıyor. Muhammediye'yi de yazıyor. 7 yıl burada geçiyor ya. He? 7 yıl burada geçiyor. Öyle yani mi? Gündüzleri kalıyor burada. He, he. Sabah giriyor, akşam tamam, çıkıyor. Gündüzleri tamam. Yazmış efendim. Tamam. 7 yılı tamamlamış burada yani. Muhammediye'yi de şey yapıyor, yazıyor. Evet. 2 sene sonra da vefat etmiş abisi Mehmet Ebican Efendi. Vefatı da 1451. Kardeşi de ara sıra gelip yanında kalırmış burada. Abisinin, Ahmedi Bican Efendi de. Evet. Bunların çilhanesi efendim burada. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Allah razı. Bunların türbesine uğradın mı? Evet. Evet. Ha, evet. Cami oldu efendim. Uğramışım bak oraya camiye. Pazarın olduğu yerde. Evet. Evet. Ha, evet. Çeşme var altında. Sağ evet. Ol, evet. Efendim. Siz de sağ olun. Sağ olun. Ziyaretiniz efendim. Allah razı. Gönlünüzden ne koparsa yardımınızı bekliyorum. Sağ olun. Var olun.